Bence her zaman AK Parti başta olacak. Tüm hayallerimiz yurt dışında. Vermediğiniz her zaman ona gidiyor. O yüzden vereceğiz yani, abi. Bence daha güzel bir Türkiye bizi bekliyor. Bir soru soralım size. Tabii, oy kullanacağız. Kime kullanacağız? Ha, oy kullanacağız evet. Hangi partiye vermeyiz? Şu an kimler lider bilmiyoruz. Partilerin liderleri kim bilmediğimiz için herhangi bir oyumuz yok. Tayyip Erdoğan'a vereceğiz oyumuzu. Hayır, her zaman. Ben değil. Ben vermiyorum. Ben vereceğim. Hayır, vermediğiniz her zaman ona gidiyor. O yüzden vereceğiz yani, abi. Herkesin kendi görüşü. Tabii ki de herkes birbirine saygı duymalı. Benim çok yakın arkadaşım. Onun siyasi görüşü farklı. Benim siyasi görüşüm farklı. Ama ya ben üniversite... Vermesek kime vereceğiz? Yani kim yönetebilecek ki? Başta hani yönetebilecek başka bir insan olsa onu vereceğim diyeceğim. Ama yok yani. Başka bir insan da yok. Ben her zaman AK Parti'ciyim. AK Parti'ye de vereceğim. AK Parti değil. Pardon. Recep Tayyip Erdoğan. Öyle söyleyeyim. Ya ben... Siyasi görüşüm benim CHP. Benim... Ben üniversite öğrencisiyim ve... Arkadaşlarım üniversite öğrencileri olarak yani mezun olduktan sonra şeyimiz yok yani nasıl söyleyeyim size yani hayallerimiz hep yurt dışında. Böyle olmamalı. Biz ülkemizi çok seviyoruz ama tüm hayallerimiz yurt dışında. Arkadaşlarımızın tüm hayalleri yurt dışında çünkü burada bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar ve ben de onlar gibi düşünüyorum. CHP başı hani AK Parti taraftarı bir arkadaşımıza saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamam. Peki sizce bu seçimde dengeler değişir mi? 2023'te dengeler değişir. Bence daha güzel bir Türkiye bizi bekliyor. Sizce? Bence her zaman AK Parti başta olacak. Yani Recep Tayyip Erdoğan başta olacak. Ya yani değişmez gibime geliyor. 2023'te bu anlaşma bitiyormuş. Neydi o? Lozan'dı galiba. Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz ya. Yani.